Giriniz. Rahatsız etmiyorum ya. Yo, ben de sizi düşünüyordum. Beni mi düşünüyordunuz? Nasıl? Sizin bir kahraman olduğunuzu ve size minnettar olduğumu. Estağfurullah. Ne yaptık ki tarafınızdan böyle övgü dolu sözlerle mest oluyorum? Bu zavallı kuşun hayatını kurtardınız. Yetmez mi? Önemli bir şey değildi. Az şeymiş şehzadem. Siz olmasaydınız bu kuş çoktan ölmüştü. Çok dalgınsınız. Sizinle konuşmak istediğim bir konu vardı. Ufacık da olsa bir faydam dokunacaksa çok sevinirim. Diyelim ki sevdiğiniz birini istemeden de olsa zor durumda bırakacaksınız. Yani buna mecbur bırakılıyorsunuz. Ne yapardınız? Şimdi sevdiğiniz kişiye her şeyi söyleyemiyorsunuz. Ama yapmaya mecbur olduğunuz şey ona zarar verecek. Aynen öyle. Ben her ne kadar hafızamı kaybetmiş olsam da kötülüğün felaket getireceğine inandığımı biliyorum. Mecburum. 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 O halde sevdiğiniz kişiyi ikaz edin. Sana ne teşekkürim. Canımıza kasteden hain bizim sandığımızdan çıktı, öyle mi? Onu takip ettim. Ama maalesef Kurçeşme tarafında kaybettim sultanım. Hünkârım, izin verirseniz. Vermiyorum paşa. İzah istiyorum, izah. Bu sandık benim hususi mührümle mühürlenmedi mi? Bizzat ben mühürledim sultan. Sultanım, biz sandığı gördüğümüzde üzerinde mühür vardı. O halde mührümüze rağmen biri Hiram'ı o sandığın içine koydu. Hünkârım, benden başka İzzet Paşa, Mehmet Paşa ve Mahmut Paşa mühür darlanısı yapıyor. İzzet, Mahmut ve Mehmet. Yemeğe en son gelen paşalar. Hainin bu kadar pervasız olabileceğini hesap edemedik. Hiram'ı saraya sokup oradan kaçıracağını hesap edemedik. Celal, hususi emrimdir. Kuruçeşme'deki evler tek tek aranacak. İlk önce de paşaların evleri. Tahsin Paşa, iradeyi yazın. Emredersiniz sultan. Azime! Hoş geldiniz. Paşa baba. Allah müstahakını versin Sebahattin.
Ne oğlum öyle emekli cellat gibi gölgelere gömülmüşsün? Korktun mu? Abdülhamit'ten kellemi kurtarabilmek için atmadığım takla, yapmadığım cambazlık, hokkabazlık kalmamış. Sen bana korktun mu diye soruyorsun. Tövbe tövbe. Ne oldu? Anlat. Bugün şehzademiz az daha her şeyi anlatacaktı. Son anda durdurdum. Sen yarın şu Abdülkadir'e bir git. Abdülkadir'le aramı bozmam işimize yaramaz. Oğlum, ben sana Abdülkadir'le aranı boz mu diyorum? Bilakis, daha da sıkılaştıracaksın. Gerekirse beni kötüle. Yeter ki istediğimi versin. Ne istedin ondan? Dayısına cellat olmasını. Cellat mı? Abdülkadir çok bencildir. Ama sineği bile öldüremez. Ondan cellat olur mu? Nefsine hakim olamayan insandan her şey olur. Gözünü bile kırpmadan en sevdiklerini ateşe atar bunlar. Ne öyle sen cehennem zebanisi gibi dikildin başımda. Otur oğlum otur. Neyse peder beyim. Bunları konuşuruz. Aşağıda misafirim var. Ne misafiri? Gel paşam. Gel. Ne işin var burada? Paşa Bey tehlikedesin. Yarın sabah saat 8'de Alman konsolosluğunda buluşalım. Geç kalsam dahi beklemenizi rica ediyorum. Hayati bir mesele. Paşam, tekrar rahatsız ediyorum. Lakin saraydan askerler geldi. Kapıdalar. Alayım mı? Bir daha içeri atarlarsa bu sefer çıkarmazlar. Hayırdır Celal? Gece vakti. Kuruçeşme'de bir kaçağı arıyoruz paşam. Hünkârımızın emridir. Arama yapacağız. Önce müşahede altına alınıyorum. Şimdi de gece vakti baskın gibi evimde aramaya maruz kalıyorum. Oyun mu oynuyorsunuz benimle? Paşam, sultanımızın hususi olarak şu evi arayın diye bir emri yok. Biz sadece sizin eviniz değil, buradaki bütün evleri arıyoruz. Sen de kimsin? Sen kal. Senin burada değil, gemide olman lazımdı be adam. Şu sultanı kurtaran herif yüzünden ikidir ayağıma dolanıyor. Kabus oldu herif bana. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Ben nelere riske atıyorum? Seni saraya sokuyorum. Sandığa gizliyorum, gemiye yolluyorum. Sen kalkmış mutfağında peynir yiyip şarap içiyorsun. Nereden soktun bu şarabı? Götür, sakla şunu. Peyniri de azar azar ye. Öyle el gibi kesip kesip kileri bitireceksin. Toparlayın şuranı. Sana padişahın emri diyorum bir adam. Niye anlamıyorsun? Burası da paşaanne ve yüzbaşım. Neler oluyor Kahya? Paşam, mani olmaya çalıştım ama dinletemedim. Neler oluyor Celal Efendi? Gece gece rahatsız ediyoruz, kusura bakmayın paşam. Hangi cüretle? Sultanımıza suikast girişiminde bulunan haini her yerde arıyoruz. Hünkârımızın emri dışında hareket etmiyoruz. Az evvel komşunuz Mehmet Paşa'nın evini de aradık. Burayı da arayacağız, izninizle. Burası Mehmet Paşa'nın eviyle bir midir Celal Efendi?
Burası padişahın kız kardeşinin mahremidir. Kelamını bilerek konuş. Ama paşam. Aması maması yok. Padişahımızın emrine mühürlü getirirsin. Biz de boynumuzu kılıca uzatırız. Hünkârımızın iradesidir paşam. Bizi mazur görün. Madem padişahımız evimizin aranmasını emretmiş, buyurun içeri girin Celal Efendi. Sen asker misin? Değilim. Hafiye misin? Değilim. Hangi vasıfla benim evime gireceksin densiz? Geri çekil, geri çekil. Hünkârımıza suikast düzenleyen alçağın Kurçeşme civarında gözden kaybolduğu görülmüştür. Tedbir amaçlı bakmıştık. Çıkın. Çıkın dışarı dedim. Hak bilmezler. Densizler. Ben size söylemiştim Celal Efendi. Hadi uğurlar ola. Ev temiz. Kim bu? Mahmut Paşa. Hünkârımızın kız kardeşi Sena Sultan'ın kocası. Niye sordun? Hiç. Sena Sultan'ı çok kızdırdık. Çok. Ya Celal ağa, ben böyle takıldım peşine geliyorum zaptiye gibi. Ben işime gücüme bak. Sen hünkârımıza hürmetlerimi ilet. Biz de arabacılığa devam. Olmaz öyle. Gel kendin söyle. Vazifeyi saf sakladığını düşünülmesin. Havadisler nasıl sultanım? Bu mürekkebi kurumuşların bize zalim ve hürriyet düşmanı demekten başka lakırdıları yok maalesef. Anlamıyorum. Koskoca gazetelerin başka bildikleri yok mu? Neden sürekli aynı şeyi yazıyorlar? Ne yapsın bişareler kızım? Bu hayatta para edecek iki kelamları var. İftira ve küfür. Soğanlı yumurtanızdan daha almamışsınız bile. Halbuki ben bunu sizin için ellerimle yapmıştım. Bakın şimdi bu malumattan sonra soğan ve yumurtanın gözümde başka bir mana kazandığını bilmenizi isterim sultanım. Mehmet Paşa'nın nazarınızda aklanmasına çok sevindim sultanım. Ama bu sevincim asla Mehmet Paşa kardeşim olduğu için değil. Güvenebileceğiniz bir paşanızın yanınızda olması sebebiyle. Hünkârım, bu mutlu aile tablosunun arasına girmek istemezdim. Lakin dün gece hanemde asker sesleriyle uyandım. Biliyorum seni ya. Benim emrimle bana silah çeken caniyi arıyorlardı. Benim haremime girmelerinin münasip olmadığı kanaatindeyim. Siz de takdir edersiniz ki ben de kocam da haremimizde bir kaçak saklayacak değiliz. Tedbir kardeşim, tedbir. Pekala siz fark etmeden evinize girmiş olabilirdi. Meseleyi şahsileştirmeyiniz. Hususi kahvemi, hususi kamelyamda, hususi bir hanımla içmek istesem mümkün müdür?
Biz kardeşimizin tedbir için tutulmasına ses etmezken sizin evinizin aranmasına bu denli tepki vermeniz. Seniha Sultan, abinizin de bir sabrı var. Paşa Bey, yarın sabah saat 8'de. Sakin ol şehzadem. Neyin var? İyice dağıtmışsın, hayırdır? Bunu git de babana sor Sabahattin. Abdülkadir. Kardeşim. Hatırlar mısın? Çocukken Maslak çiftliğine mesireye gitmiştik. Sen sarı yeri merak ediyorum deyip beni ikna etmiştin de kaçmıştık. Denize atlamıştın da seni boğulmaktan kurtarmıştım. Ya madem yüzme bilmiyorsun ne diye atlıyorsun ki denize zaten? Ben denize atlamamıştım. Sen itmiştin beni. Ne bileyim yüzme bilmediğini. Kaçırıldık diye bütün saray ayağa kalkmıştı. Döndüğümüzde geceydi. Ben bütün suçu üzerime almıştım, annemden dayak yemiştim. Üstüne de zatürre. Haftalarca görüştürmediler bizi. Şimdi sıra bende. Bu sefer seni boğulmaktan ben kurtarmalıyım. Abdülkadir, babam senden ne istedi bilmiyorum ama... Bak. Kardeşim. Gözlerime bak. Sana söz veriyorum. Yemin ediyorum. Babam ve senin aranda bir seçim yapmak zorunda kalırsam... ...hiç düşünmeden senin safında yer alırım. Hiç düşünmeden. Ama şimdi... ...lütfen. Ne istiyorsa yap. Anladım ki babamın gözü dönmüş. Sen gir içeride bekle. Ben sultanımıza haber vereyim. Tamam. Korkuttuysam affedin. Yüzbaşı Celal burada beklememi söyledi. Mühim değil. Ben de boşluktan sıkıldım, etrafı topluyordum. Müsaadenizle yardım edeyim. Sağ olun. Kaç defa karşılaştık ama daha adınızı bile bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Benim adım Ömer. Yok, o manada söylemedim. Ben de gerçekten kendi adımı bilmiyorum. Bir kaza geçirdim. Hafızamı kaybettim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Haliyle adımda. Ama ben şimdi sizin için çok önemli bir şey hatırladım. Sultan'ın arabası size çarptığında bu fotoğrafı üzerinizden düşürdünüz. Yanıma aldım ama vermeye fırsat bulamadım. Kısmet bugüneymiş. Bir köy yeri. Evet, görüyorum. Yalnızdaki adam... ...belki de kocanız. Bilmem. Belki de.
Evladım gel, otur. Hünkârım. Sinem de çelikten bir kasa var ki içindeki sırrı taşıyamıyorum. Beraber taşıyalım evladım. Söyle. Hazinedar kızın öldürüldüğü gece kilerin oradaki gizli geçitten saraydan çıktım. Maksatım birazcık eğlenceydi. Ama aksilik oldu. Geç vakitte odama döndüm. Öldürülen kızı o gece hiç görmedim. Zaten tanımam da. Evladım ne var bunda? Senin bir kabahatin yok. Elbette o gece hünkârımızın haberi olmadan saraydan çıkman hiç küçük bir şey değil. Eğer yükün çok ağır geliyorsa evladım, şimdi indir. Söyle. Saraydan tek başıma çıktım. Ama odama geri geldiğimde yanında biri daha vardı. Kim? Dayım. Dayım Mehmet Paşa. Beni odama bıraktı. Sonra da kilerin oradaki gizli geçitten saraydan çıktı. Kızlar aralarında ne geçti bilmiyorum. Tahsin Paşa! Yaveran bölüğünü hazır edin. Mehmet Paşa'yı tutuklayın. Yalan söylüyorsun. Paşam, çok sıkıntılısınız. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin. Yapabileceğinizi yaptınız Sefir Bey, teşekkür ederim. Sanırım gizemli misafirim gelmeyecek. Hayret, oysa pusula da çok istekli bir şekilde geleceğini yazmıştı. Hadi gelmedi de, acaba gelecek olan kimdi onu bilebilseydik bari. Gel. Ben çıkayım, siz de rahat rahat işinize bakın Bay Altman. Paşam, buradan çıkmanızı tavsiye etmem. Sultan Abdülhamit bizzat hususi muhafızlarını evinize göndermiş. Devlete ihanetten aranıyorsunuz. Ne? Birileri bizim kellemizi almaya yemin etmiş anlaşılan. Buyurun. Elçiliğimize sığınma talebinizi yazabilirsiniz. Sizi başka türlü burada tutamam. Kimsin sen? Kimim ben? Her şeye rağmen kanat çırpmak mı lazım diyorsun? İyi de ben kanat çırpmayı çoktan unuttum ki. Yaran mı depreşti senin? Gel bakayım buraya. Gel. Gel, 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 gel. Thank you.
dünya tarihini değiştirecek kongreyi toplamayı başardım. Bana başından beri yapamazsın diyenler için şimdilik bir sır bu kongre. Osmanlı'daki dostumdan haber geldi. Yakında demir yolu parasının himayesini üzerine alacakmış. Şimdilik sana zarfı ve kongredeki fotoğrafımı bırakıyorum. Sır kitabım. Sen de benden sonra tarihe bırakacaksın. Sara geldi. Nokta. Kongrede toplanan 57 bin altın. Bir hesapta topladım hepsini. Bu yaprakta bütün Yahudilerin geleceği var. Saçmalama Herzl. Bu parayla banka kuramayacağını biliyorsun. Ama sana bir haberim var. Bay Parvus sana sonsuz kredi açmanın sözünü verdi. Bunu yapmayacağım. Onların parasını alırsam Yahudi devleti onların olur. Onlar olmadan devleti kurabileceğini mi sanıyorsun? Bu güç sadece bizim elimizde olmalı. İpimizi kimsenin eline veremeyiz. Bunu nasıl yapacaksın Herzl? Gerçekçi ol lütfen. Mahmut Paşa'dan bir telgraf geldi. Yahudi bankasını Müslümanların demir yolu için sultana gönderdikleri yardım paralarıyla kuracağım. Bu bankayı kurunca ne olacağını düşünüyorsun Herzl? Sultanın karşısına çıkacağım ve dile benden ne dilersen diyeceğim. İstersen senin için demir yolunu yapalım ya da hazineni dolduralım. Yeter ki bize Filistin'de biraz toprak ver. Yani sultanı önce dolandıracaksın, sonra da pazarlığa oturacaksın. Bu dolandırıcılık değil, ticaret. Biz ticareti iyi biliriz Sara. Mahmut Paşa o kadar parayla İstanbul'dan çıkıp buraya gelebileceğini sanıyor. İstanbul'a gitmeni istiyorum. Ona yol göster. Ömer, kusura bakma, sultanımız çok meşgul. Ne kusuru Celal Ağa? Al bu iradeyi. Girip çıkarken gösterirsiniz, rahat olur. Eyvallah. Şehzadesiniz diye herkesle oynayabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ne oluyor? Hafızamı kaybettim ama aklım yerinde. Odamdaki güvercin yaralı güvercin değil. Zavallı güvercin nerede? O güvercin ölmek üzereydi. Öldü de. Sen üzülme diye yeni bir güvercine değiştirdim. Hepsi bu. Hakikatleri gizleyerek insanları mutlu edemezsiniz. Kış gelmişse yalancı çiçeklerle bahçenizi diriltemezsiniz. Ben hiçbir şey hatırlamıyor olabilirim. Ama yalandan nefret ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dur, ne olur dur. Yalnızım. Sırdaşım ol. Gidemezsin. Ben sizin sarayınızdaki hizmetçi kız değilim. Bana emir veremezsiniz. Hünkârım. Maruzatınız her neyse hemen söyleyiniz. Zira işim başımdan aşkın. Kardeşim Mehmet Paşa'nın kabiliyetleri belki azdır. Devlet işlerinde hataları da olabilir. Ama biliyorsunuz sizi asla ihanet etmez. Onu suçlayan ben değilim ki beni ikna edesiniz. Onu suçlayan oğlunuz. Abdülkadir yanılmış olabilir. Sadece bir kişinin sözleriyle bir paşayı suçlu mu göreceksiniz? Hünkârım, Mehmet Paşa'nın evine gidildi. Lakin Alman sefaretine sığındığı haberini aldık.
hakikat kardeşinizle ilgili gerçeği görmek için yeterli mi? Müjdemi isterim. Hayırdır? Şehzade, şeytanın kulağına fısıldadığı yalanları babasına bir bir okumuş. Aa, teessüf ederim Sebahattin. Koskoca Mahmut Paşa'ya şeytan mı diyorsun sen? Şeytan bile ondan ders alır, ders. Yok canım. Mehmet Paşa da Alman konsolosluğuna sığınmış. Aha, havadise bak havadise. Abdülhamit'in en sevmediği şey bir paşasının memleketine gidip sefaretlere şikayet etmesidir. Şimdi ben gidip desem ki hünkâr, haritaları ben değiştirdim, bana gene de inanmaz. Vesselam Hiram Efendi. Vesselam. Kalk hadi kalk. Hemen gidip Alman sefaretinden sığınma talep edeceksin. Abdülhamit'i, hazinedar kızı öldürenin ve haritaları değiştirenin Mehmet Paşa olduğuna ikna ettik. Şimdi sen Alman konsolosluğuna gidip sığınma talep edince ne yapmış olacağız? Suikasti de Mehmet Paşa'nın üzerine yıkmış olacağız. Boş kalan şeytan kuyruğuyla oynarmış. Hadi kalk kalk! Abdülkadir, oğlum dön bana yüzünü, ben senin annenim. Attığın tokatın marifetine mi bakacaksın? Oğlum, o sadece anlık bir şeydi, özür dilerim. Annenim ben senin, şefkatli ol. Şefkatli olmasaydın, babama attığın tokatı söylerdin. Abdülkadir, sen dayına nasıl katil dersin? Nasıl hain dersin oğlum? Hünkârım, sizin için üzülüyorum. İnsanın en yakınlarından ihanet görmesi çok zor olmalı. Gölgen bile güneş doğduktan sonra beni terk ediyor, yalnız bırakıyor seni. Ben güvenmem ama hüsnü zannederim. Hünkârım, Bihter Sultan iyi değil. Siz Kamelya'dan gittikten sonra gözümün önünde Abdülkadir'e tokat attı. Korkarım ki kardeşinin yükünü taşıyamaz. Ben de seni bunun için çağırdım seni. Bir süreliğine haremin nizamını senin ele almanı istiyorum. En azından Fatma Pesent Hanım gelene kadar. Fatma Pesent Hanım mı geliyor? Evet. Telgraf göndermişler. Karnındaki evladımın da kendisinin de durumu gayet iyi. Yakında taburcu olacaklar. Bahtiyar oldum hünkârım. Gel Tahsin Paşa. Bakalım felaket baykuşu ne haberler getirdi? Hünkârım, size iyi haberler getiremediğim için büyük icap duymaktayım. Lakin görüyorum paşa, görüyorum. Üzülmeyin, yeise kapılmayın. Anlatınız. Hünkârım, Hiram denen haydutu Alman sefaretine girerken görmüşler. Hmm.
Ne düşündünüz? Mehmet Paşa'nın haritaları değiştirmiş olabileceğine inanabilirim. Ama size suikast tertip edenlerle iş tutacağına inanmazdım. Evet. Sadakatini satanların hayatı ucuz olur paşa. Alman sefirini çağırınız. Bakalım Mehmet Paşa'nın pazarı neymiş? Emredersiniz sultan. Demek gözlerinle gördün. Suikast meydanında padişah için can feda diye köfte hor kendi koluna kurşun bastı. Tam da öyle Ferman ağa. Ama emin değilim. Suikast meydanında gördüğüm adam Mahmut Paşa mıydı? Mahmut Paşa. Yapar o fırıldak, yapar. Sen bu Mahmut Paşa denen adamı tanıyor gibisin Ferman ağa. Tanımaz mıyım? Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı ilk yıllarda Skalyeri Aziz Bey komitesi darbe yapmak istedi. Başaramadılar. Bu Mahmut Paşa'nın da o komitenin içinde olduğu söylendi. Bir süre tutuklandı, sonra aklandı, serbest kaldı. Ama hırsı hiç bitmedi. Adam kendine sıka sıka yükselmiş ağam. Ben silaha tövbe etmeden evvel Mahmut Paşa, Ermeni, Rum, Yahudi, hiç fark etmez. Ne kadar İstanbul artığı varsa iş tutardı. Sonra çapulcularla düşüp kalkmayı bıraktı. Zannımca kendine daha yağlı ortaklar buldu. Kahveleri tazele oğlum. Lan oğlum burada Ferman ağa konuşuyor. Kulak versene biraz. İşin gücün boş işler. Elin işte gözün oynaşta. Sen kendi işine baksın oğlum Allah Allah. Ne yaparsan yap çorbacı Asım Usta'nın oğlusun işte. Ama saraydakilerle aşık atmaktan geri kalmıyorsun. Bir gün başımızı yakacaksın haberin olsun. Yusuf. Padişah silah doğrultuyor hainler. Onamlının ucundaki devletimiz, dinimiz, namusumuz. İyi de sen ben ne yapabiliriz ki? Kardeş bilmez misin? İşine mi gelmez? Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne demiş? Yanlışı gördüğünüz yerde elinizle, elinizle yapamıyorsanız dilinizle, ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Dememiş mi? Demiş. Ben bu meseleyi çözmeden duramam. Adamın yüzünü hatırlamıyorum diyorsun. Yüzünü hatırlamıyorum ama kendi koluna sıktığını hatırlıyorum. Yürü, paşanın evine gideceğiz. Eğer kendine sıktıysa hekim falan uğruyordur bunun evine. Gidelim, gidelim de senin de saraya girmek için bahanen olsun değil mi? Bu sarayda başka işler peşinde ağam, haberin olsun. Ne işleri oğlum? Vallahi ben bilmem. Kıza nasıl baktığını gördüm Ferman ağam. Ömer. Yok be ağam. Kızlar! Hünkârımızın hemşiresi Seniha Sultan bir müddet haremin mesuliyetini eline almıştır. Kızlar, haremin vaziyeti ortadadır. Çok sevdiğimiz kızlarımızdan bir tanesi maalesef katledilmiştir. Devletimize hariçten ve dahilden hücum edilmektedir. Malumunuzdur, Bidar Sultan kardeşinin meselesiyle meşgul. Bu vaziyette ondan haremle alakadar olmasını beklemek zulüm. Kızlarımızın uyku vakti ne zaman Zülfet Kalfa? Bir uyku vakti belirlenmedi efendimiz. Ya. Gece ayakta olanın ayağına bela dolaşır derler. Bundan böyle yatsı namazından bir saat sonra yatılacak.
Anlaşıldı mı? Evet, efendimiz. Herkes kurallara, kaidelere bağlı olarak işine bakacak. İşi olmayan ortalıkta gezmeyecek. Gitsin odasında kitap okusun. İbadetle meşgul olsun. Musiki çalışsın. Ama kimse boş durmasın. Hiç kimse. Anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Hadi herkes içine. Hadi. Burada olduğunuzu fark etmedim. Kusura bakmayın. Hünkârımızın kararını evvela size söylemek isterdim ama. Hünkârımızın kararı öyle mi? Sanki bana daha çok sizin arzunuzmuş gibi geldi Seniha Sultan. Gerçekten böyle felaket bir zamanda gidip hünkârımızdan bunu istediniz mi? Haremin idaresini bana verin mi dediniz? Yanılıyorsunuz. Abim teklif etti. Ama uzun müddet için değil. Fatma Pesent Hanım sağlığına kavuşmuş. O gelince vazifeyi ona devredeceğim. Ben gidip bir hünkârımızla konuşayım. Bence gitmeyiniz. Muhtemelen sizinle görüşmeyeceklerdir. Hatta belki sizi boşamayı bile düşünüyor olabilir. Malumunuz daha önce Safinaz Hanım ve ailesinin had bilmezliklerinden ötürü boşanmıştı.